Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığ ve yeni YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi elimde böyle gold rengi kesme bir boncuk var. Modelimizi boncuklu bir model yapacağız arkadaşlar. İlk önce boncuk iğnesiyle bu kesme boncuğumuzu diziyoruz. Morumuzun rengi leylak arkadaşlar. Rengi ne saklıyordum ama kaybetmişim. Yeni açtığım iplerden yazmaya çalışıyorum ama öğreniriz inşallah. Şimdi arkadaşlar modelimiz bu. Bu şekilde ismi gelin tacı modeli. Yapılışı gayet rahat yapabileceğiniz hiç zorlanmadan yapabileceğiniz bir model. Bu Şekilde arkadaşlar. Şöyle. İlk önce tabii ki yemenimizin iki zincir çekerek tığ battılarını hazırlıyoruz. İki sıradan oluşuyor. İlk önce bu şekilde boncuklarını diziyoruz. Sonra da bu kirpiklerini Burası gelin, bu da gelinin tacı oluyor galiba sanırsam arkadaşlar isim olarak. Evet şimdi modelimizin yapımına geçelim. Şimdi arkadaşlar sık iğne ile tığ battımın içine girdim. Bir tane sık iğne yaptım. Üzerine bir zincir çektim buraya. Bu şekilde buraya bir tane örümcek yapıyorum. 4 tane buraya boncuk alacağım. Şimdi arkadaşlar bu boncuğumuzun düzgün durması için örümceğimizin altına muhakkak bir zincir çekelim. Yoksa bu örümcek kısmını döndeririz arkadaşlar. Zincir önemli. Onu unutmayın. Şöyle şu şekilde döndüremeyiz. Döndürdüğümüz takdirde bu örümceğin içine arkadaşlar bu şekilde bir tane sık iğne yapıyorum. Örümceğimin içine kapattığım yere bu şekilde hem de bu boncuğu buraya desteklemiş oldum. Buraya sık iğnemle dibine desteklemiş oldum. Bir zincir çektim. Bu şekilde bir tane örümcek yaptım. 3 tane atlıyoruz. 1, 2, 3. 4. tığ battımın içine bu şekilde kapattım. Evet 4 boncuğumu buraya yaptım arkadaşlar. Tekrar bir zincir çekiyorum. Yine şöyle orta boy fazla büyük fazla da küçük değil arkadaşlar. Küçüğü de kaybolur temelli. Bu şekilde fazla sıktırmayalım içine girmek için. Bir zincir çekiyorum. Zincirimin üzerine 4 tane boncuğumu akıttım buraya. Bu şekilde kapattım. 4 boncuğumu buraya kapattım. Arkaya çeviriyorum arkadaşlar. Bu şekilde sık iğnemin üzerine kapattım. Bir sık iğne yaptım örümceğimin üzerine. Şimdi tekrar bir zincir çekiyorum. Bu zinciri de örümceğimin açılmaması için arkadaşlar her örümcek başlangıcında bitişinde değil başlangıcında muhakkak bir zincir çekelim örümceğimi çektim 1 2 3 atlayıp dördüncü tığ battıya bu şekilde kapattım Evet arkadaşlar bu şekilde örümceklerimizi hazırlıyoruz şimdi bir zincir çektim bir tane yine zincirimin üzerine şöyle örümcek yapıyorum. Örümceğimi kapattım bu şekilde. Örümceğimin üzerine bir zincir. Tekrar dört tane boncuk akıtıyorum. 4 boncuk buraya. Bunu kapattım bu şekilde. Boncuğumuzu yana kaydırıyoruz. Örümceğimizin tepesine bu şekilde bir tane sık iğne yapıyorum. Ve kapattım buraya. Bir zincir çektim. Bir zincir çektim, bir örümcek yapıyorum. Kapattım buraya. Üç tane tığ battı atlayıp dördüncü tığ battının içine bu şekilde kapattım. Bir zincir çektim. Bir tane örümcek yapıyorum. Bir tane zincir çektim. Dört boncuğumu buraya akıttım. şekilde döndüm arkadaşlar bir tane sık iğne yapmayı buraya ihmal etmeyelim çünkü bu sık iğne örümceğin üstüne yapılan sık iğne boncuğumuza destek bir tane orta boy örümcek yapıyoruz buraya bu şekilde 1 2 3 atlayıp dördüncüye kapattık bir zincir çekiyorum arkadaşlar Örümceklerimizi bu şekilde 3 tane yaptık arkadaşlar 4 tane yaptık bu kadar yeterli şimdi bunların kirpiklerini yapalım toparlayalım bir zincir çekiyoruz ipimizi koparıyoruz Evet arkadaşlar şimdi küçük bir örümcek yapalım Evet arkadaşlar gördüğünüz ilk başlarken de bu şekilde boncuğumuza sık iğne ile kapatarak ipimizi tabi tığıya ilk önce tutturup sonra bu şekilde sık iğne yaparak iki bir tarafta iki bir tarafta olacak şekilde boncuğumuzun arasına giriyoruz. Evet yeni başlarken de aynı bu şekilde devam ederken bu şekilde yeni başlamış gibi başlıyoruz arkadaşlar. Buraya 5 tane zincir çekiyorum. Bu kapattığım iki boncuğumun içine kirpiklerimi kapattım. 1 2 3 4 5 zincir. Boncuğumun arasına kapattım bu şekilde. 2 oldu. 5 zincir çekiyorum. Boncuğumun arasına bu şekilde kapattım 3. 4 5. Boncuğumun arasına bu şekilde 4 kirpik oldu arkadaşlar. 1 2 3 4 5 bu da 5. kirpiğim oncuğuma bu şekilde buraya 5 tane kirpik yaptım bir tane zincir çekip minik bir örümcek yapıyorum örümceğimi buraya kapattım tekrar aynı şekilde bu 4 boncuğumun arasına arkadaşlar girip bir tane sık iğne yapıp kapattım buraya 1 2 3 4 5 zincir kapattım boncuğumun arasını. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bu şekilde kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Buraya kapattım. 1, 2, 3, 4, 5. Bu şekilde kapattım buraya. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bu şekilde boncuğumu kapattım. Bir zincir çekiyorum. Ve küçük bir örümcek yapıyorum. Bu şekilde kapattım iki boncuğumun arasını. Evet arkadaşlar, bu şekilde devam ediyor gördüğünüz gibi çok da güzel oluyor tel bir sil bir rengi de çok güzel açtı arkadaşlar morla altın sarısı 5 zincir iki boncuğumun arasını ayırıp kapattım. Tekrar 5 zincir çekiyorum. Buraya kapattım bu şekilde. 1 2 3 4 5 zincir. Kapattım buraya 1 2 3 4 5 zincir. Kapattım buraya. 2, 3, 4, 5 zincir. Kapattım buraya. Buraya bir tane zincir çektim arkadaşlar. Böyle örümcek yapıyorum. Örümceğimi bu dört boncuğumun arasına girdim. Bu şekilde kapattım buraya. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bu şekilde beşer zincir çekip beş tane buraya kirpik yapıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 zincirimi çekip kapattım iki boncuğumun arasına. Bu şekilde. 1 2 3 4 5 zincir. Kapattım kirpiğimi. 1 2 3 4 5 zincir. Bu şekilde arkadaşlar dördüncü kirpiğimi de yapmış oldum. 5 zincir boncuğumun arasına kapattım. Bu şekilde bir tane de zincir çekiyorum buraya. Şöyle küçük bir kirpik yapıp sonuncu boncuğumuzu da yapalım arkadaşlar. Bu şekilde sonuncu boncuğumuzu da yapıyoruz. Şu arkadaşlar örümcek kısmını minik yaparsanız sanki bu ay daha hafif bir şey böyle minnak bir şey gibi yapıyor. Biraz büyük yapmak da bakın daha hoş. Daha güzel oluyor. Tekrar 5 zincir çekerek buranın kirpiklerini bitirelim arkadaşlar. Şöyle hızlı bir şekilde değil de orta hızda 1, 2, 3, 5 zincir bu şekilde kapattım buraya 1, 2, 3, 4, 5 bu şekilde arkadaşlar şöyle kirpikli tacımızı da bitirdik evet arkadaşlar evet arkadaşlar o kadar güzel duruyor ki inşallah kameraya da aynı güzellik yansıyordur çok hoş oldu bakın aynı ölçülerde yaparsanız bu şekilde arkadaşlar. Böyle bonus kafalı tacınız olur. Gelin tacınız. Bu şekilde yaparsanız daha bir sade bir tacınız olur. Evet. Modelimizin yapımı bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yapılışı bu şekilde. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.